Merhaba arkadaşlar, bu e, laboratuvar sınavı 3'ün çözümüne alakalı video. Şimdi e, bu lab sınavında e, genlik, faz, frekans vektörlerinin verildiği bir sistem için e, belli bir aşım değerini sağlayan kontrol tasarımı istenmiş. Fakat e, buradaki tabii farklardan bir tanesi sadece bu e, genlik, faz, frekans bilgilerinin ait olduğu sisteme değil... Bir de o sisteme iki saniye eklenmiş haline bir kontrolör tasarlanması isteniyor ve bu bir çırpıda bir kere de yapılıyor. Yani ben bu fonksiyonu bir kere de çağırdığımda bu e, vektörleri kullanarak hem e, bu vektörlerin karşılık düştüğü sisteme hem de iki saniye ölü zamanlı haline birer kontrolör tasarlıyor ve ikisi de aynı aşım değerini sağlamalı. Şimdi yine bu fonksiyonun e, yazılımında e, herhangi bir bode, sembolik araç kutusu, konsol sistem araç kutusu veya bu amaca hizmet edecek herhangi bir fonksiyon kullanılmayacaktır. Bunun aslında sebebini çözünce göreceğiz. Yani, yani çok da gerekmiyor aslında. E, sadece bunlar kullanılarak ve çok az bir bilgi kullanarak aslında her iki kontrolörde tasarlanıyor. E, fonksiyonumuzun nasıl ile alakalı ufak bir not var burada. Yani eğer siz sadece bir kısmını çözmek istiyorsanız sadece e, Mac MacFace'e ait bir kontrolör tasarlayacaksınız yani g sahip bir kontrolü tasarlayacaksınız. O zaman KD'yi içeride sıfır tanımlamanız gerekiyor ve böylelikle K virgül sıfır olarak değerinizi geri döndürmeniz gerekiyor ki kontrol edilirken e, burada bir or şart olacak. E, K istenen değerde ise işte bir 50 puan. E, diğer değer istenen de, e, değerde ise bir 50 puan daha şeklinde ayrı ayrı çekilecek o yüzden... Ee, ...bu tarz bir geri döndürmeyle aslında yarım puan da alabilirsiniz. Öbür türlü çünkü bir çırpıda doğru olması gerekirdi. O yüzden ee, onu önlem adına böyle bir şey düşünüldü. Şimdi burada tabii bir de şöyle bir durum var. Faz açısıyla alakalı, faz marjına alakalı bir ifade var. Bu, bu, bu ifadeyi kullanırken... Ee, ...iyileştirme adımlarıyla uğraşmayınız denmiş. Zaten sonuna doğru geldiğimizde konuşuruz ama... Zaten tam olarak nasıl iyileştireceğinizi bilmiyorsunuz çünkü herhangi bir sistem için çalıştırılıyor bu. Bazı sistemler için iyileştirme adımınız daha iyiye giderken bazıları için kötüye de gidebilir. O yüzden bundan emin olamayacağımız için ilk tasarımda elde ettiğimiz değer neyse o kalacaktır. Şimdi öncelikle benim burada iki tane scriptim var. Bir tanesi test scripti her zaman olduğu gibi. Ben burada bir GS tanımlayacağım. Ama daha da önemlisi aslında bu MacFace nereden geliyor? Bunu laboratuvarda da çoğunlukla yaptık. Aslında Bode'den geliyor. Şöyle bir bode çağrısı yapıldığında herhangi bir sisteme sadece şunu unutmamak lazım. Burada e, SISO sistemlerde biz çalışıyor olsak da e, bode fonksiyonunun böyle bir gereksinimi yok. MIMO sistemler için de çalışabilmesi için bize e, genlik faz vektörlerine daha fazla boyutlu, çok boyutlu bir halde geri dönüyor. Yani işte birinci girişten birinci çıkışa olan e, genlik budur. Birinciden ikinciye, ikinciden... E, ikinciye şeklini e, hepsini verebilmek için değişik bir yapıda kullanıyor. Ama biz zaten SISO çalıştığımız için burada bir squeeze fonksiyonuyla e, bu ekstra boyutlar, zaten boş boyutlar bunlar. E, onlardan kurtuluyoruz. Dolayısıyla şu adımın e, yapılmış olması gerekiyor. Ardından şu kısımda alalım. Tabi belli bir aşım değeri de tanımlayalım. %10 mesela. Ardından bunu çağıracağız. Aslında bizim test scriptimizin temel mantığı ee, bu şekilde. Bundan fazlası değil. Tabii şöyle bir şey yapabiliriz. Hazır bir Gs'i tanımlamadım henüz ama tanımladığımızı varsayalım. Ee, bunun için bir kapalı çeyrim oluşturabiliriz. Biraz da ödevin anlaşılması için yapıyorum bunu. Ee, şu şekilde. Virgül 1. Aslında burada istenen bu. Yani tasarladığımız K, Gs ile beraber bu şekilde kapalı çeyrim alındığında %10 aşım versin. Diğer taraftan bunun bir de ölü zamanlı hali var. Ölü zamanlı halinde de kd'yi kullanalım. Ve bir ölü zaman ekleyelim. Ve bu da buna çalışsın. Yani bu kd gs çarpı e üzeri eksi 2s. Bu k ise gs'nin kendisine e, aslında %10 aşım yaptıracak şekilde bir kontrolör olsun kapalı çevrimde. E, dolayısıyla bunları da daha sonra bakmak için belki step info kullanabiliriz. Bu tamamen bu arada test scripti. Yani bunu e, sizin yazmanız gereken kısımlar alakası yok. Belki test ederken siz de bunu bu tarz bir script yazarak test test edebilirsiniz. Ama dediğim gibi aslında birazdan mantığına geçtiğimizde çok e, basitçe göreceksiniz ki aslında hiç test scriptine de gerek yok eğer e, temel olarak anladıysanız frekans metodunu. Şimdi bir transfer fonksiyonu tanımlayalım. E, benim şu an kullanacağım şey şu şekilde bir transfer fonksiyonu. E, onun haricinde de Şimdi bu kısmı size hazır verme işimin sebebi de bu. Herhangi bir sistem için çalışma mantığını kurgulamanızı isteyeceğim. Yoksa onun haricinde işte ikinci dereceden sistem için değişik bir şeyler yapabilirsiniz falan. Veya ben ben örneği verdiğimde GS'yi verirsem kafanız karışır. Çünkü GS verilmeyecek aslında size. Size bu 3 vektör artı şu verilecek. Burada gördüğünüz gibi. O yüzden örnek vermesi çok daha zor bir aslında sınav oldu bunu söylemek gerekir. Şimdi ben test ederken burayı biraz daha hassas tutacağım. ...işte eksi ikiye, ikiye örneğin işte 400 nokta 500 noktada denesin. Bu kısımlar dediğim gibi aslında sizin için hiç önemli değil. Siz bunun ve bunun ve şu iki diğer kısmında geldiğini ve sizin için hazır olduğunu bilmeniz yeterli. Ben bunun öncesini kendim için yazmış oldum aslında. Şimdi gelelim aslında kodlama tarafına. Şimdi öncelikle tabii her zamanki gibi ilk adım şu... Ee, bu arada OS bizim zaten dönem boyu tasarım için kullandığımız bir şey. Yani OS'nin şu şekilde geleceğini söylememe aslında çok da fazla gerek yok. OS hazır. Siz buradan Z'ye geçeceksiniz. Yani e, yapalım. Z'ye nasıl geçeriz? Eksi logaritma oluşut bölü karekök içerisinde pi'nin karesi artı log oluşut kare. Bu şekilde Z'ye geçiş yaptınız. Tabi şimdi burada pdf'teki bu verilen e, arktanjant ifadesi oldukça önemli. E, buraya gelelim. Ve aslında faz macinimizi e, tanımlıyoruz burada. Arktanjant e, 2 çarpı zeta bölü e, kare kök içerisinde eksi 2 çarpı zetanın karesi artı 1 artı 4 çarpı zeta üzeri 4 şeklinde bir ifademiz var. Fakat bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi dikkat ederseniz veya hatırlarsanız bu faz vektörü aslında derece geliyor. Dolayısıyla siz burada arctanjant kullanırsanız şöyle yapınca gösteriyordu sanırım. Arctanjant kullanırsanız bakın radyan geri döndürüyor. Arctanjant radyan geri döndürür. Dolayısıyla yapabileceğiniz iki şey var. Bir tanesi 180'e çarpı pi'ye bölmek. Böylelikle derece elde edersiniz. Ya da bunu hazır yapan arktanjant D. Çünkü D'ye baktığınız zaman bakın degrees. Yani dereceden, derecesinden geri dönmüş oluyor. Burası hata yapabileceğiniz noktalardan açıkçası bir tanesi. Ee, bunu yaptıktan sonra bu bir phase margin. Yani bizim kararlılık marginimizden belli bir derece uzaklık aslında bu. Ee, dolayısıyla istediğimiz faz değeri, desired faz aslında eksi 180 artı bu phi bu değer. Tabii bundan sonra, bunu yaptıktan sonra ee, çünkü eksi 180 aslında %100 aşıma karşılık geliyor ve işte eksi 180'den ne kadar geri gelirsek, ne kadar sola doğru gelirsek işte örneğin 60 derece eksi 120'ye gelirsek aşım da belli bir oranda düşüyor. Bunu da hesaplayan kısım bu arctanjantlı kısım. Şimdi bu noktada şöyle bir şey var. Biz bu phase D'yi e, bu faz içerisinde aramaya çalışacağız. Yani bu fazın kaçıncı elemanı Phase D değerine giden gelir. Şimdi fakat logaritmik bakın şurada ve bir vektör verdim. Vermesem de zaten logaritmik çalışıyor bu de. Dolayısıyla tam o değeri yakalamayabilir. Çünkü biz çok nokta atışı bir şey, değer istiyor olabiliriz. Ve bu aslında grafiğin üstünde olmayabilir. Bu durumda ona en yakın nokta da bizim işimizi görecektir. Benim buradaki şu noktayı artırmam da zaten bu amaca hizmet ediyor. Daha fazla nokta olarak daha da yakın olmasını sağlayabilirim ama Hiçbir zaman tam denk gelmeyebilir. E, dolayısıyla en yakın değeri nasıl buluruz? Buradaki önemli kısım bu. En yakın değeri faz eksi faz d'ye bakarak bulmaya çalışabiliriz. Fakat burada şöyle bir problem var. Bunu bu şekilde bırakıp burada minimum yaparsak şu şekilde o zaman doğru yapmış olmayız. Çünkü e, bu vektörü incelerseniz eğer negatif bir vektör olacaktır daha sonra işte artarak gidecektir örneğin çünkü burada mesela eksi 120 ise aslında eksi eksi 120'den biz 120 eklemiş oluyoruz. Ama zaten çok negatifte başlarsa negatif bir yerden başlıyor. 120 eklediğimiz için en son bir yerlerde artıya geçiş yapabilir. Ya da işte artıdan başlar eksiye. Biz tam olarak bu farkın değil bu farkın mutlak değerinin aslında minimum olduğu yeri istiyoruz. Çünkü mutlak değer dediğinizde tüm negatifliklerden kurtuluyorsunuz. Şu şekilde bir V yapıya geçiş yapıyorsunuz ve en yakın nokta bu e, minimum olan nokta. Absolutu koymazsanız, mutlak değeri koymazsanız minimum nokta sizin için hiçbir şey ifade etmez. Muhtemelen ilk e, vektörün ilk değerini verebilir size. Dolayısıyla buradaki mutlak değerin ne kadar önemli olduğunu burada vurguladık diye düşünüyorum. Şimdi tabii değeri bizim için çok önemli değil. Siz isterseniz val bir bir index bağlıyor index şeklinde yazabilirsiniz ama bizim aradığımız şey aslında faz eksi faz değerinin mutlak değerinin minimum olduğu nokta. Bu noktadaki omega değeri bizim için önemli. Bu noktadaki faz değeri bizim için önemli. Bu noktadaki genlik değeri bizim için önemli. Tabii önemli derken aslında hiç bunları yapmanıza gerek yok. Sadece şu magnitude'a bakıp tersini döndürmeniz yeterli. Çünkü K değerimiz 1 bölü şu şekilde mag bal olacaktır. Şimdi bunun çalışması için bu arada bunu bu şekilde bırakırsanız haliyle bu fonksiyon iki çıkışlı çağrılacağı için problem yaşarsınız. Çünkü kd'nin burada hiçbir zaman atanmadığını söyleyecektir. Dolayısıyla yapmanız gereken şey burada pdf'te de belirtilmeye çalışılan kısım o. k,0 veya 0 KD hangisini çözüyorsanız onu zaten atamış olacaksınız. Çözmediğiniz kısmı 0 yaparak bu şekilde de fonksiyonu kodlayarak diğer çıkışa 0 vermiş olursunuz. Ben bunu bu şekilde çağırdığımda k,0 şeklinde kullanmış olacağım şimdi bunları yaparken bir de ufak bir şey. Bu kısım yine tabii bu bu kısım ödeve dahil değil veya lapısına onu da yapmamız gereken kısım değil. Ben tamamen video için burada bir bilgilendirme mesajı yazacağım. İşte ölü zaman olmadığı durum için nelere bakalım? Örneğin faz istenen faz açısına bakalım. Bir de elde edilen faza bakalım. Tabi bir de hangi frekans değerinde buna ulaşmışız ona bakalım. Bir de ka versek zannediyorum. tamamlamış oluruz gibi görünüyor. Bir hatamız var mı? Şöyle bir gözden geçelim. Minimumla bulduk. Sonra omega faz değerlerini bulduk. Sonra da bunları gösterdik. Zannediyorum problem olmaması lazım. Şimdi şu kısımları tabii şimdilik kapatıp bir çalıştırabiliriz zannediyorum ki. Evet. Test diyelim. Şu şekilde bakın. Eksi 121 derece arıyormuşuz. Eksi 121 dereceyi çok yakın bir değer olarak bulduk. Omega'mız 3, K'mız 17 ve bakın bu şekilde çağırdığımda işte değer neyse K değeri o. K değeri de 0 gelmiş oldu. Evet. Ee, bu kısım bu şekilde. Tabi bu kısım aslında 50 puanlık biraz da standart olan kısım. Ee, bu kısmı yapabildiğinizi umuyorum. Şimdi bundan sonraki kısım ise ölü zamanlı kısım ve e, bu fonksiyon aynı anda bu vektörleri kullanarak hem ölü zamanlı hem de ölü zamansız kısmı e, tasarlamaya çalıştığı için aslında şöyle bir durum var. Sizin e, normalde ihtiyacınız ne İşte işte tasarladığınız sistemin faz genlik ve işte frekans vektörlerine ihtiyaç duyarsınız. Fakat biz bunun 2 saniye olduğunu ve aynı sistem ekleneceğini bildiğimiz için ayrıyeten bir ölü zamanlı sistem için MacFace ve Omega üçlüsüne ihtiyaç duymuyoruz aslında. Biraz ödev bunu göstermek için size e, kurgulanmış. Şimdi burada aslında amaç şu. Biz gs çarpı eksi 2s olacağını biliyoruz. O zaman bu bize neler söylüyor ona bakalım. S yerine J omega yazdım. Ve bunun genlik ve faz değerlerine bakalım. Şimdi genliğe baktığımız zaman neyi göreceğiz? Aslında bunun genliğini şu şekilde genliklerinin çarpımı şeklinde hesaplarım. Dahası aslında şu kısmın genliği 1'dir. Neden? Çünkü E üzeri J teta şeklinde bir ifade bu. Zaten polar koordinatlarda e, bir ifade. Ama isterseniz kosinüs artı J sinüs şeklinde yazdığınızda kos kare sin karenin toplamının 1 olduğu ve bunun kare kökünde 1 olacağı gerçeğinden aslında şeyi görebilirsiniz. Yani buranın 1 olduğunu ve haliyle ölü zaman eklenmiş hali ve eklenmemiş hali arasında genlik açısından bir farkın olmadığını görebiliyoruz aslında orada. Dolayısıyla aslında mag, e, burada verilen magnitude vektörü ikisi için de aynı. Burada herhangi bir değişiklik yok. Peki, diğer taraftan argümana bakacağız, açıya bakacağız. Ve bu aslında argümanlar toplamına eşittir. Çarpımın argümanı argümanlar toplamına eşit olacaktır. Şu şekilde. Ve ki söylemden aslında şunu çıkarmış olabilirsiniz. Kosinüs artı j sinüs argümanına dayanırsak. Aslında burası j teta. Yani teta. Teta kısmı nedir? Eksi 2 omega. Bakın şurası. Eksi 2 omega. Hali bu argüman zaten eksi 2 omega'dır. Fakat şöyle bir problemle karşılaşabilirsiniz. Aynı arktanjantta olduğu gibi. Omega'nın birimi radyan bölü saniyedir. Diğer taraftan bu argüman yani faz vektörü nedir? Açı derece açısıdır. Derece cinsinden bir birim var burada. Burada radyan bölü saniye var. Bu ikisini birbirinden çıkarmamız mümkün değil. Burada işte yine bir dönüşüm gerekiyor. Çarpı 180 bölü omega yaparsanız eğer, pardon 180 bölü pi yaparsanız eğer e, o zaman radyanı işte pi'ye böldünüz 180'e çarptınız dereceye çevirmiş oldunuz. Şimdi artık dereceden derece çıkarıyorsunuz haliyle biz aslında şunu söylüyor Phase delay kısmında Faz eksi 2 çarpı omega çarpı 180 bölü pi işlemini yaparsanız aslında ihtiyacınız olan her şeye sahip olmuş olursunuz başka bir şey değil yani evet sizin için e, şunlar gerekecekti belki. Fakat bunlar zaten bu değişmediği için magnitude'a eşit, bu değişmediği için omega'ya eşit. Sadece faz açısına ihtiyacımız var. Tabii şunu da unutmamak lazım. Biz de zaten faz e, vektöründe arama yapıyoruz. Haliyle bunun için yapabileceğimiz zaten bu. Yani faz delay'i hesaplarsak zaten diğerleri çok önemli değil. şunu da aynı kaldığını bilirsek, aynı aramayı bunun üstünde yapacağız. Onun haricinde yapmamız gereken Başka da bir şey yok. Tabi burada 2 çarpı omega olmasının sebebi ölü zamanın 2 saniye olması. Eğer 5 olsaydı 5 omega çarpı 180 bölü pi işlemini yaparak yani ölü zaman miktarı kadar bunu yaparsanız yeterli olacak. Çünkü bu zaten tam olarak ee, ölü zamanlı bodenin bu sonsuza doğru eğilim gösteren faz grafiğini oluşturuyor. Çünkü omega dikkat ederseniz burada 10 üzeri 2'lere çıkıyor. Sizin burada yaptığınız çıkarma işte 360 bölü pi gibi bir çarpan da var. ...dolayısıyla çok çok büyük değerler çıkaracaktır. Bizim için bundan sonrası aslında oldukça standart. Şu kısmı şöyle alıp... ...şöyle yapalım. Tek problem buradaki fazın... ...faz delay olacak olması. Onun haricinde... ...aslında çok da değişiklik yok. Bir de buna... ...KD diyelim. Buna... ...2 saniye ölü zaman diyelim. Onun haricinde... ...bir de şuraya KD dersek geri kalan her şey... Aynı olur. Zaten aynı tanımlamaları da kullanmış oldum. Ee, buraya gelelim. Şöyle düzenleyelim. Bu şekilde elde ettik. Ee, faz açısıyla alakalı bir şeyimiz var sanki. Problemimiz var. Faz çarpı 2 çarpı 180 bölü pi. Ee, burada da bunu yaptık. Ha, faz değerini yanlış yerden hesaplamışız. Bunu düzeltelim. Ee, faz delay kullandığımız için e, buradaki indeksi aradık. Faz delay'deki indekse bakmak gerekir. Bir önceki fazla bakmış olduk biz. Ee, bu hatayı düzeltmiş olalım. Tabi bu kısmı zaten yazdırmak için ve tamamen e, video için yaptığımdan dolayı o kısmı zaten aslında çok da önemli değil yani böyle bir şey yazdırmanıza gerek yok. Burada önemli olan şu doğru değerden hesaplansın. Tabi bunun için şunun doğru olması gerekiyor bu arada. E, dolayısıyla çalıştırdığımızda neyi görüyoruz bakın? İkisinde de aynı faz değerine e, ulaşmam gerekiyor çünkü. Bu faz değerinin ben 180'den uzaklığının e, istediğim aşıma denk geldiğini biliyorum. Şimdi bu noktada bakın şunu görebiliyorum. Ölü zaman eklediğim için geri çekilmiş frekans olarak. Ve kazanç da geriye çekilmiş. Zaten kararlılık aralığı analizi yapsak da aynı sonuca ulaşacağız. Çünkü bu sistem daha e, geniş bir kararlı kalacak. alacak. E, şu argümandan dolayı, şuradaki yaptığımız şu çıkarmadan dolayı eksi 180'e çok daha erken ulaşacağız. Haliyle istediğimiz faz açısına da çok daha erken ulaşacağız. Yani aslında bu doğal bir sonuç. Beklediğimiz doğal bir sonuç. Şimdi tabii dediğim gibi acaba aşımlar ne seviyede? Çünkü biz bu fazın arandığını, bu fazdaki omega'nın her iki durum için K'nın her iki durum için bunlar olduğunu bulduk. Ee, infoya bakarsak burada aslında bu sistem için overshoot'un %10 aşım olmasını istemiştik. Nokta atışı %10 aşımı elde ediyoruz. Yani benim bu sistemi seçmem tamamen rastgele değil. Eee aslında %10 aşımın iyi çalıştığı bir sistem. Seçmiş olacağım. Sizlerin e, fonksiyonlarını e, değerlendirirken de... ...yine bu göz önünde bulunulacak. O yüzden de size bir örnek e, şey veremedim. Tabi burada şu an iyileştirme adımına ...gerek olmadığını bakın. K için görebiliyoruz. Aynı durum delay durumunda e, dersek... ...orada tabi %7.21 gibi bir aşım karşımıza çıkıyor. Şimdi tabi dediğim gibi... ...yani bu kodu e, ikinci kısmı iyileştirecek... ...%7'yi iyileştirecek şekilde kodlanır mı? Kodlanır ama bu sistem değiştiğinde... %7'yi artırır mı, azaltır mı bunu bilemeyiz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Faz macinin üstüne laboratuvarda yaptığımız gibi şurada ee, özellikle şu, aslında burada bir yerde eklemek lazım ama şimdi burada eklersem birinciyi bozarım. Aşağıda eklersem ikinciyi düzeltmeye çalışırım. Burada bir yerde eklemek lazım. Şu aramada ek, e, e, eklenebilir. Mesela 20 derece çıkarıp iyileştirmek mümkün müdür? Bazı sistemler için bu daha iyi olacaktır, bazı sistemler için bu daha kötü. O yüzden de şu uyarı eklenmiş oldu. Yani herhangi bir şey yapmayın. Aslında bu kısımda e, iyileştirme adımı yapmayın. Çünkü zaten yapmanız ne kadar mümkün. Yani e, şöyle bir mantığa gitmek gerekir. O da bu sorunun amacının dışına çıkar. Ee, işte 10 ekledim daha mı iyi oldu 10 çıkardım daha mı iyi oldu hangisi daha iyi olduysa o tarafta ekle sonra gene çıkar ekle çıkar şeklinde böyle bir e, iterasyon belki yazılabilir ama gerekli midir gerekli değildir çünkü yani bu sistem için bu yani bu otomatik bir fonksiyon olduğu için en fazla bunu yapabilir siz kendiniz daha sonra bunu ...biraz sağına biraz soluna gidersiniz. Yani dolayısıyla bu fonksiyonun amacının içinde değil bu. Yani x380 artı cm neyse aynen öyle bırakıyorsunuz. Aslında demek istediğim bu. Birinci kısımda bakın iyi çalışıyor. İkinci kısımda da birazcık daha model hatası var. Ama bu hiçbir şekilde problem teşkil etmiyor. Okurken de yine dediğim gibi faz açılarının doğruluğuna... ...benim seçtiğim sistemdeki kazanç aralığına ne kadar iyi denk geldiğine bakacağım ben. E, o şekilde bir okuma yapılacak. Onun haricinde aslında durum bu. Ee, yani dediğim gibi ölü zamandaki şu etkide hata yapabilirsiniz. Çünkü buranın açısının e, radyan olduğunu ama bunun işte biriminin e, radyan olur, biriminin derece olduğunu bilmek bunun farkının alınamayacağını düşünmek gerekiyor. Ee, bir diğer nokta tabii ki bir bode diyagramında kod ile bir nokta nasıl aranır? E, onu bilmek gerekiyor. Buradaki abs'ı unutmamak, minimumu seçmek gerekiyor. Ee, bir de şurada arktan jantta belki yanılabilirsiniz. Bunları düşünebildiyseniz eğer yani, muhtemelen bu kodu zaten yazmışsınızdır. Ee, dolayısıyla bu ödevin de çözümü bu şekilde. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere.